Sehli Tüsteri Hazretleri duası makbul bir veliydi. Kendisine getirilen hastalara dua eder, şifa bulmalarına vesile olurdu. Halbuki kendisinde de romatizma ve basur hastalıkları vardı. Bu duruma hayret eden bazıları bir büyük alime Sehli Tüsteri Hazretlerinin bu halinin hikmetini sordular. Sehl Hazretleri başka hastalara dua ettiği ve kendisi de veli olduğu halde niçin bu hastalıklar kendisinde vardır? Neden duasıyla başkalarının iyileşmesine vesile olduğu halde kendisini iyi edemiyor? Dediler. O alim zat şu cevabı verdi. Sehl dediğiniz gibi veli bir zattır. Veliliği de o hastalıklarından dolayıdır. Zira o bu hastalıkların Allah'tan geldiğine inandığından hastalıkların kendisinden gitmesi için dua etmez. Bilakis hastalığın kazandırdığı manevi mertebe ve uhrevi neticelere bakıp haline sabırdan çok şükreder. Demek Sehl Hazretlerinin başkalarındaki hastalıkların iyileşmesine vesile olan duasının makbuliyeti kendisinin hastalığına razı olup sabır ve şükürle karşılaşmasından ileri gelmekteydi.